Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün melemenlik domates konservesi hazırlayacağım. Ee, çok güzel, çok lezzetli oldu. Tarife uyarsınız, kış boyunca rahat edersiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Sizleri hiç bekletmeden. Gördüğünüz gibi bolca domates kullanacağız. Yeşil biber kullanacağız. Domateslerimi ben önceden yıkadım. Şimdi burada yumurta domates var. İsterseniz köy domatesi de kullanabilirsiniz. Her ikisini de karıştırabilirsiniz. Ben birçoğunu karıştırarak yaptım. Bu elimde kalan son domateslerdi. Onları da kullanacağım. Erili ufaklık ufaklıydı köyden gelmişti çok lezzetliydi şimdi robotta çekeceğim kabuklarını hiç soymadan Baş kısmını, o sap kısmını alacağım. Çürükleri falan varsa bakıyorum, kontrol ediyorum ve robota koyuyorum. Birkaç parçaya bölerek koyacağım. Güzelce çekeceğiz. İsterseniz kabuklarını soyabilirsiniz ama hiç gerek yok. Asla kabuk gelmiyor ağzınıza pişir, yerken pişirirken kabukları da zaten çok vitaminli, o yüzden atmayın. Bu yöntem gerçekten hem çok kolay oluyor hem de lezzetli oluyor. Böyle domatesleri birkaç parçaya bölerek robotu alıyorum ve iyice çekeceğiz burada. Tabii ki isterseniz doğrayabilirsiniz de ee, hani ben doğrama seviyorum derseniz doğrayabilirsiniz de ama bu gerçekten kolaylık oluyor. İsterseniz yemeklere de ekleyebilirsiniz bu şekilde yapıp sadece melemen için değil. Gördüğünüz gibi çekiyorum. Hemen sizlere göstereceğim çekilmiş halinde. Evet, böyle. Şimdi ben domatesler bitene kadar çekeceğim. Büyükçe bir tencereye koydum. Evinizdeki en büyük tencereleri kullanabilirsiniz. Evet, bakın domatesleri robottan geçirdim. Bir büyük tencere bir de leğende çıktı. İki kere de pişireceğim. Burada biberler var. Ben e, biberi acı ve tatlı olarak şekilde iki şekilde kullandım. İkisini karışık. İsterseniz sadece acı, isterseniz hepsini tatlı da kullanabilirsiniz. Biberleri doğruyorum. Biberleri çok küçük küçük doğramadım. Zaten biraz da domatesin içinde pişeceği için e, çok bu sefer kaybolup gidiyor. Biraz daha iri parçalar halinde doğradım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim videomuza. Bu acı biberdi. Çok fazla acı olmasın diye çekirdek kısmını aldım. Hemen tekrardan bunu da birkaç parçaya bölüyorum. Biberlerin hepsini bu şekilde hazırlayacağım ve pişirmeye geçeceğiz Evet ocağın başındayım şimdi domatesimi artık pişireceğim ocağı açtım koyuluğu da çok güzel çok fazla sulu değil e, bu domatesler gerçekten çok sulanmıyor biraz daha etli domatesler biberi de aynı şekilde hazırladım e, şimdi burada pişmeye başladığı zaman tortusu alta çöküp suyu üzerine çıkıyor. Bunu ben 25 dakika pişirdim ve bu hale geldi. 25 dakika pişirdikten sonra biberleri ekledim. Yani şöyle bir 30-40 dakika arasında pişirmeniz gerekiyor. Hemen tuz ekliyorum. 3 tatlı kaşığı tuz ekledim. Bu 5 litrelik bir tencere. Tabii ki tuz miktarı hani çok önemli değil. Çok fazla atmayın. Sonradan yemeğe de ekleyebilirsiniz. Biberleri ekliyorum üzerine biraz da biberlerle pişireceğim. Biberleri ekledikten sonra karıştırdım ve 10 dakika daha kaynattım. Yani 10-15 dakika arasında kaynatabilirsiniz. Hemen bu arada ben kavanozlarımı yıkadım ve kuruladım. Onlar da hazır duruyor. Hemen sıcak sıcak koyup kapatacağız. Burası çok önemli. Vakit kaybetmemeniz gerekiyor. Kavanozlara doldururken Biberler daha hafif sarardı. Evet, oldu artık. Şimdi bakın gösteriyorum size. En az 30-35 dakika kaynatmanız lazım bu şekilde. Hemen kavanozlara koyalım artık. Domates konservemiz hazır. Sıcak sıcak kavanozlara koyacağım Aslında bunu ocağın başında da yapabilirsiniz ama ben video çekiyorum daha kolaylık olsun diye buraya tezgaha aldım sizin daha kolay görebilmeniz için daha küçük kavanozlarda kullanabilirsiniz arada karıştırarak suyundan ve tortundan eşit olacak şekilde doldurdum kavanozlara Hemen şu kavanozun kenarını bir e, silelim kapağını mutlaka temizleyelim ve hiç kullanılmamış kapakla kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Soğuyuncaya kadar bu şekilde bekleteceğim. Evet domates konservelerim hazır. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.